Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, süt sektöründe sanayiciyi saygısız davranmakla suçladı. Kuşadası'nda CL Platform tarafından düzenlenen ve üreticiden büyük ilgi gören Anadolu Expo Canlı Hayvan Fuarı kapsamındaki 4. Ulusal Süt Zirvesi'nde konuşan Ahmet Ertürk, 2015 yılı Haziran ayında bir araya geldikleri sanayicilerle süte 5 kuruş zam yapılması yönünde görüş bildirdiklerini ifade ederek, "Onlar da 5 kuruş zam mı, şimdi yapmayın. Ocak ayında yeniden bir araya gelelim, 10 kuruş zam yapalım" önerisi getirdiklerini söyledi. Ertürk, sanayicilerden gelen bu öneriyi kabul ettiklerini belirterek, "Ocak ayında yine bir araya geldik, dedik. Hadi süt alımını 10 kuruş artıralım. Üreticinin buna ihtiyacı var. Ancak beklemediğimiz bir yanıt aldık. Ne dediler biliyor musunuz? Biz onu latife olsun diye söyledik," dediler. "Kendilerine ham madde sağlayan kesime bu kadar saygısızlık görmedim. Biz bu sanayicilere güvenmiyoruz," diyerek tepki gösterdi. Fazla sütün Et ve Süt Kurumu tarafından alınıp süt tozu yapılmasının önemli bir müdahale olduğunu, ancak sorunun tamamen ortadan kalkmadığını, üreticinin 2 yılı aşkın süredir aynı fiyattan süt satmasına karşın maliyetlerin giderek yükseldiğini söyleyen Öztürk, "Şimdi hedef kaliteli süt. Kime lazım? Sanayiciye lazım. O zaman bunun bedelini de sanayisinin vermesi lazım," diye konuştu. Arz fazlası süt olunca ne yapmak zorunda kaldık arkadaşlar? Bakın, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İlk defa olmasına rağmen apar topar önlerinde buldular bu sorunu. Çünkü bir yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Bir takım hesaplamalarda yanlışlar yapıldı. Ha, bunu yaparken bizler zaman zaman uyarıcı olmaya çalıştık. Dedi ki süt tozunun kilogramı 10 lira olsun. Kremanın da satış fiyatı 11,5 lira olsun. Sonuçta süt tozu fiyatı 8,9 artı kilogram başına, süt de değil bakın, nakliye, kilogram başına 5 kuruş daha verildi. 9,4 oldu. Zannediyor ki üretici 9,4'e biz süt tozunu satıyoruz. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. Biz üretmiş olduğumuz, ürettirmiş olduğumuz, fason işletme yaptırmış olduğumuz çiğ sütle kilogram başına 2 lira fason işçilik bedeli ödüyoruz. Yani 9,4'ten 2 liraya düşerseniz bizim sütümüzün fiyatı 7,4'e düşüyor. Artı süte %8 katma değer öderken fason işçiliğe %18 bedel ödüyoruz. Dolayısıyla bir dizyen de oradan düşersek 7,3'e düşüyor. Krema alımında da Et ve Süt Kurumu'nun müdahil olması gerektiğini ve bunun için de bir bütçe yaptıklarını biliyorum. Dilerim o bütçe bakanımız tarafından onaylansın. Nasıl süt tozunda kısmen, hani sütün fiyatı 80 kuruşlara, 90 kuruşlara düşmemesi için bu tür çabayı bütün örgütler göğüs gerdiyse, kremanın da değer fiyatına satılması için bu bütçeye de ihtiyaç var. Dilerim bakanımız bunu onaylar. Biz de üretici örgütler olarak rahat bir nefes almış oluruz diye düşünüyorum. Türkiye Köy Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Yakup Yıldız da süt tozunda üreticinin kazandığı paranın sanıldığı gibi 9,4 lira olmadığını söyledi. Yıldız, Et Süt Kurumu süt fazla olunca müdahale etti. Elimizdeki fazla sütü süt tozuna çevirdik ve ESK'da bunu satın aldı. Yerinde müdahaleydi, ancak fiyat belirlenirken yanlışlık yapıldı. 8,9 lira artı kilogram başına da 5 kuruş verildi. Böylece üreticiye 9,4 lira olarak yansıtıldı. Sanılıyor ki üretici 9,4 liraya süt tozunu satıyor. Oysa biz çiğ sütü kilogram başına 2 lira işçilik bedeliyle üretiyoruz. Bizim sütümüzün fiyatı böylece 7,4 liraya düşüyor. Süte %8, fason işçiliğe %18 vergi ödüyoruz. Yani biz sütte kilogram başına 9,4 lira kazanmıyoruz. Rahat nefes almamız için ESK'nın krema alımına da müdahil olması gerekiyor, dedi. Dedik ki süt fiyatları 1 lira 15 kuruş temenni fiyatı kararı alındı. 2014 yılı Haziran ayında. Tamam. Aradan bir sene geçti, hiçbir şey yok. 1,5 sene geçti, hiçbir şey yok. Bir sene geçtikten sonra 2015 yılının Haziran ayındaki toplantıda ben dedim ki yem fiyatları arttı, mazot fiyatları arttı, gübre fiyatları arttı. Yani girdilerimizde artışlar oldu. En azından Ulusal Süt Konseyi'nin üreticiye sahip çıktığını belirlemek için süt fiyatlarında 5 kuruş olsun sembolik bir zam yapalım. Sanayiciler dediler ki, hatta KOSAT
onları temsilen konuştu. Ya dediler Ahmet abi, 5 kuruşluk bir zam hiçbir anlam ifade etmez. Yapacaksak dosdoğru 10 kuruş bir zam yapalım. Bunu şimdi yapacağımız Ocak ayında yapalım. 10 kuruş bir zam yapalım denildi. Biz Süt Birliği Başkanımızla, Damızlık Birliği Başkanımızla, Kooperatifler Birliği Başkanlarımızla görüştük. Tamam dedik. Tamam. 6 ay daha bekleyelim. 6 ay sonra 10 kuruşluk bir zam yapalım. Yılbaşına geldik. Aralık ayında toplandık. Biz dedik ki uzun uzun konuşmaya gerek yok zaten. Haziran ayında konuştuk. 10 kuruş zam yapacaktık. Orada 5 kuruş yapacaktık. Orada yapmayalım. Yıl sonunda yapalım denildi. 10 kuruş hemen dedi karar yazılsın. Altına imzalayalım. Süt fiyatları 1 lira 25 kuruş olarak değerlendirilsin. Bu işi bitirelim. Fakat sanayicilerde de çıt çıkmıyor. Pınar, Sütaş, Ülker, Akgıda efendim hepsi böyle donuk bir halde duruyorlar. Ya ne oldu? Biz ne konuştuk sizle Haziran ayında? Hani 10 kuruş zam yapacaktık. Hatta o zaman 5 kuruş talep etmiştik. Biz de siz 10 kuruş yapalım, yıl sonunda yapalım demiştiniz. Ya biz onu latife olsun diye söyledik dediler. Şimdi kendilerine ham madde sağlayan insanlara bu kadar saygısız bir sektör ben düşünemiyorum. Bizler, onlar ham madde sağlıyor. Sağdığımız sütlerle onların fabrikalarında peynir üretmelerine, tereyağı üretmelerine, ayran üretmelerine fırsat yaratıyoruz, imkan yaratıyoruz. Devletimiz Et Süt Kurumu marifetiyle, Hayvancılık Genel Müdürlüğü marifetiyle bunların ürettiği ürünlere yurt dışına sattıklarında aradaki fark kadar, yurt dışı fiyatlarıyla dahildeki fiyat farkı kadar liralarla, trilyon liralarla destekleme veriyor. Bu kadar desteklenen bir sektör, üreticilerle ilgili bir konu geldiği zaman bizde hiçbir şey yok. Hep kendilerinden tarif, hep kendilerinin ürettiği ürünlere prim verilsin. Kendilerinin dertleri çözülsün. Üretici ne olursa olsun. Küçük aile işletmelerini yaşatalım. Küçük aile işletmelerinin barınaklarını düzeltelim. Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu marifetiyle de onların sorunlarını çözelim.